Bugün sizlere pratik makyaj yapmanın inceliklerini anlatacağım. Öncelikle yapacağım makyajın asla ve asla saçıma bulaşmaması için böyle bir bant tercih ediyorum. İlk adımım herkesin de bildiği gibi fondöten. Bu Rajaraja markasının Rajaraja ürünü. Yani adını çok fazla söyleyemiyorum. Ben bunu o yüzden Zeynep adını taktım. Daha kolay oluyor hem. Nasıl oluyor ya? Küçük bir aksilik olmuş ama hiç önemli değil. Çünkü kadınlar aksiliklerle baş ettikleri zaman kadındır. Şöyle yapacağım, yani şey kopmuş, fıs kısmı. Hiç önemli değil. Ben bunu bu şekilde çıkartmak istiyorum. Zaten bu şekilde de sürülüyor yani. Hamlelerle yüzüme sürmeye başlıyorum. Yüzünüzde kıllı benleriniz varsa o kılları almakla hiç uğraşmayın. Bu sizi daha itici kılacaktır. Bunları normalde masajla yaymam gerekiyor. Bunu yapacak zamanımız yok çünkü adı üstünde pratik makyaj, hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu yüzden de biraz kendinize bu esnada sert davranabilirsiniz. Belanı versin. Allah kahretsin lan seni. Şerefsiz! İkinci adımım maskara olacak. Maskara tercihiniz her zaman Black Sabbath'ın Sexy Paul serisi olsun. Bu size daha rock and roll and the person you have called havası katacaktır diye düşünüyorum. Bunu gözlerinize yavaş darbelerle uygulamanız gerekiyor. Hemen gösteriyorum. Üçüncü adımımız allık. Allık tercihinizi Red Hot Chili Peppers'ın bu albümünden yana yapabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Çili özelliği sayesinde de yanaklarınıza kırmızılık verecektir. Burnunuza yaptığınız zaman her şey çözülecektir. Benim kaşlarımın arasında pek fazla boşluk yok. Ben de boş gördüm. Diğer yerleri dolduracağım. Başlıyorum. Ruj. Özellikle benimki gibi alerjik bir yapınız varsa mutlaka son kullanma tarihi geçmiş rujları tercih etmenizi öneriyorum. Yani bunun son kullanma tarihi bakıyorum. 2011'de bitmiş. Dudaklarınızın iyi kabarması için 5 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Alerjik bünyede hemen etkisini gösterecektir. Dudaklarınız yeterince kabardığı için artık konuşmanızın da stili değişmiş olacaktır. Aslında en zor adımlardan bir tanesi eyeliner. Ama aslında o kadar zor değil, sadece ufak bir tekniği var. Hemen gösteriyorum. Burası çok önemli. Gözünüzü bir yandan sola doğru çekiştirmeniz gerekiyor. Aynen bu şekilde. Bir yandan yukarı doğru, ama bunların hepsi aynı anda olmak zorunda. Evet, yukarı doğru çekiştiriyorum gözlerimi. Sonra aynı anda çekiştiriyorum, hiç bırakmıyorum. Ve eyeliner'ımı sürmeye başlıyorum. Bu sırada yanağınız falan kaşınabilir. Ellerinizin hepsi dolu olacağı için ekstra ele ihtiyacınız olabilir. Evet, eyeliner'ımı sürmeye devam ediyorum. Ve makyajım tamamlanmış oluyor. Artık işe, okula, toplantıya gitmeye hazırsınız. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.